Tabii yani önce gizli örgüt nedir onu bilmekte fayda var. Yani şimdi bir gizli örgüt dediğimiz bir secret societies var. Bir de okült societies'leri var. Yani okült gizli demek. Evet. Gizli teşkilatlar var. Bunlardan kiliseye karşı olanlar, özellikle Katolik Kilisesi'ne karşı olan ve üyelerinin çoğunluğu da protestan olan alşimi, hermetizm ve gizli ilimlerle uğraşan kilise baskısı nedeniyle yer altına inmiş olan örgütlere okült örgütleri diyoruz. Gizli demek. Türkçesi gizli, demek. Gizli evet. Onun da. Gizli örgüt diyoruz. Bir de secret societies var. Bunlar da yarı gizli veya gizli olabilirler. Mesela komünist partileri bir zamanlar kuruldukları zaman secret society olarak kurulmuşlar. Fakat masonlar mesela yarı gizli örgüt. Ne demek yarı gizli örgüt? Yani devlet üyelerini biliyor, kuruluşları belli, devlete müracaat ederek kurulmuşlar. Her şeyleri belli, finanslı kaynakları belli vesaire. Fakat diyor ki biz açık toplum örgütüyüz ama bizim kendimize ait sırlarımız var diyorlar. Biz bu sırları açıklamayız diyorlar. Evet. Dolayısıyladır ki mesela her türlü denetime açığız. Biz gelsin maliye müfettişleri baksın diyorlar. Doğru. Ama sırlarımız var onları söylemeyiz diyorlar. Şimdi dolayısıyladır ki gizli örgüt denildiğinde kastedilen hem okült örgütleri hem de kurulmuş olan bu tip yarı gizli masonik örgütler. Örgütler. Birinci yüzyıldan itibaren ama onun gerisinde okült örgütleri var. Gizli simya örgütleri var. Simyacılık, hermetizm vesaire. Ben çok kısaca ve genel geçer olarak anlatıyorum. O dönemde büyük yani Doğu Roma İmparatorluğu, bizim kısaca Bizans dediğimiz yerin gerçek adı Doğu Roma İmparatorluğu. Evet. Bizans onun içindeki küçücük bir semtin adı. Dolayısıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nda bugünkü Ayasofya'da Ayasofya'da bir din adamı, ilahiyatçı şahıs var. Bunun ismi Mikael Picellus. Evet. Mikael Picellus'a bir büyük kitap getiriliyor, gizli bir kitap. Nereden geliyor? Urfa'nın Harran kasabasından oran bir gizli eski Aramice yazılmış bir kitap getiriliyor. Bu kitabı tercüme ediyorlar ve bu kitap Hermetizm diye bilinen olayın kitabı olarak dünyaya tanıtılıyor. Hı hı. 1054 yılından itibaren daha sonra işte Katolik ve Ortodoksların ayrılmasının sebeplerinden biri bu. Çünkü Katolik Kilisesi diyor ki bunlar diyor Hristiyanlığı bıraktılar. Bu kitap aracılığıyla Hermetizme saptılar diyorlar ve suçluyorlar. Hı hı. Ve 1056'dan itibaren de kopma başlıyor. Şimdi daha sonrasında başlayan birinci Haçlı Seferi'nde amaç bu gizli bilgilerin tamamını almak. Kimler tarafından? Belirli şövalyeler tarafından. 8 şövalye Kudüs'e geldiklerinde esas aradıkları bu. Bu Hristiyan şövalye. Hristiyan, hepsi Hristiyan Katolik şövalyeler. Hepsi Katolik şövalyeler. Şimdi şöyle bir durum var. Burada bir parantez açıp onu anlatmak lazım. O sırada Hristiyan aleminde Hazreti Peygamber'in Muhammed yani Hazreti Muhammed'in diyelim adının anılması yasak. Mahunt diyorlar. Ne demek? Anlatacağım. Şimdi Mahunt adıyla ancak o şekilde anabilirsiniz diyorlar. Bir de diyorlar bu Müslüman denilen kişiler Telegard diye bir tanrıya tapıyor diyorlar. Tamam mı? Şimdi Katolik Kilisesi'nin propagandası, insanlara yaptığı propaganda böyle. Mahunt diye birisi var. Bu adam şeytanın ta kendisi haşa. Onların ağzından anlatıyorum. Kendimden değil yani. Onlar ne yapıyorlar diye. Bu Mahunt Telegard diye bir tanrı göstermiş. Bu Müslüman denilen insanlar da bu Telegard'a tapıyorlar diyorlar. Hı hı. Bunu daha sonra Baphomet adıyla tanıyoruz bunu. Bu tipi anlatılan Telegard'ı Baphomet diye bir keçi başlı, şeytan başlı bir yaratığa tapıyorlar.
diye biliyoruz. Mahunt köpek demek. Şimdi burada enteresan bir nokta var. Neden enteresan? Bakın şu meşhur Salman Rushdie olayı var. Evet. Salman Rushdie'nin kitabında Şeytan Ayetleri adlı kitabında Mahunt adı geçiyordu. Bunu kimse o zaman dikkat etmedi. Muhammed'in adı yoktur. Ve Mahunt hep Mahunt ama Hazreti Peygamber'in hayatını anlatıyor. Ama Mahunt adıyla. Ve buna ilk kez İslam alemi, bütün İslam alemi içinde ilk karşı çıkan ben oldum. Ve ilk yurt dışında, Türkiye'de kolay, yurt dışında Link diye bir İngiliz dergisinde ilk eleştiriyi ben yaptım. Bu adam sahtekarlık yapıyor. Bu Salman Rushdie denen adam. Evet. Neden sahtekarlık yapıyor? Orta çağda unutulmuş olan Mahunt kelimesini getirip tekrar gündeme sokuyor. Hakaret etmek istiyor. Hakaret yani. Amacıyla yani. Evet. Doğrudan doğruya. Ve ondan sonradır ki İranlılar vesaireler fark ettiler. İkinci bir husus daha vardı. Salman Rushdie'ye için yaptığım yani eleştiride o Link dergisini de getirip gösterebilirim yani. Hı hı. Arşivde evet. Duruyor. Kadınlara bakış açısı adamın. Orada halbuki İngiltere'de bütün kadın örgütleri Salman Rushdie'yi savunuyorlardı. Dedim ki ya kadınların hiçbir değeri yok bu adamın kitabında. Kadınlar sadece belli bir malum mesele için varlar yani. Başka onun dışında en ufak bir değer taşımıyorlar vesaire. Şimdi bu Mahunt ve Telegard kavramlarını daha sonra Baphomet adıyla Tapınak Şövalyelerinde görüyoruz. Evet. Tapınak Şövalyeleri adıyla kurulan teşkilat görevi itibariyle kendilerine biçtikleri görev doğrudan doğruya gelen hacıları güvenliğini temin etmek. Bunlar belli bir ülkeye ait değil mi hocam? Tapınak Şövalyeleri. Evet. 8 ülke. Sadece İngiliz ya da Fransız değil. Hayır, 8 ülke. Zaten bunların haçı da 8 köşeli haçtır. Dikkat ederseniz 8 köşeli bir haçtır. Yani Tapınak Şövalyelerinin göğsünde gördüğünüz haç 8 köşelidir. İlk kurucuları işte bu 8 ülkedir. İsveç, Alman, Avusturya, İspanya, İngiltere, İtalya vesaire. Evet. Bu yani tapınakçıların başlangıcı bu. Sonra tapınakçıların Hasan Sabbah ve grubuyla, İsmailiye'nin bir koluyla, Fatimilerden gelen bir koluyla yakın temasları oluyor. Ve bu temaslar sırasında iki olayı öğreniyorlar. Birincisi Hristiyanlığın onlara anlatıldığı gibi olmadığını öğreniyorlar. Kudüs'e geldiklerinde. Yani bize anlatılan bir Hristiyanlık var. Ha diyorlar bu kilisenin uydurduğu bir Hristiyanlık. Gerçek Hristiyanlık başka türlü bir Hristiyanlık. Çünkü o dönemde Kudüs'te ve bütün Orta Doğu'da Katolik Kilisesi'nin ne bağlı olmayan, Katolikliği reddetmiş olan özel örneğin Koptiler gibi, Kopt Kilisesi gibi, Ebionit gibi diğer birçok kiliseler var. Bu konuda bir noktaya değinmek isterim. Buyurun hocam. Çok güzel bir kitap yayınlandı. Galiba Türkçe'ye de çevrildi. Bir profesördür, ilahiyatçı bir profesörün Eberhard'ın kitabı. Kayıp Hristiyanlıklar diye. Evet. Bu Kayıp Hristiyanlıklar adlı kitabı okurlarınız ilgiyle okuyacaklardır. Hangi Hristiyanlıklar vardı? Katolik Kilisesi bunları nasıl yok etti ortadan? Bunları Müslümanlar yok etmiyor, dikkat. Türkler de yok etmedi. Soykırım falan yok. Biz yapmadık. Yapılan soykırımsa adı, soykırım olacaksa eğer, Katolik Kilisesi'nin yok ettiği Hristiyanlıklar. Bir tane Hristiyanlık yok. 55 tane değişik Hristiyanlık var. Bunları yok ediyor yani. Bunları kaldırır. Katolik Kilisesi hepsini yok ediyor. Bunu da yazan dediğim gibi ilahiyatta en önemli şahıslardan biri. Türkçedeki adı da kaybolan Hristiyanlıklar. Evet. Ya kayıp Hristiyanlıklar ya kaybolan Hristiyanlıklar. Türkçesini okusunlar. Lütfen oradan bilgi alırlar. Şimdi tapınakçılardan sonra tapınakçıların başı biliyorsunuz Molloy adlı kişi. Doğrudan doğruya Katolik Kilisesi Kleman, Papa Kleman'la Philippe le Bel yani güzel Philippe kral, öteki de
papa, Avignon papası yalnız. O sırada üç papa var. Hı hı. Bu onlardan biri. Bunların hazırladığı bir komplo sonucunda yakılarak öldürülüyorlar. Şimdi hocam o zaman ara bir şey sorayım. Şimdi bu tapınak çuvaliyle 8 ülke dediniz ya. Yani bu ülkelerin o zaman kendi aralarında da çekişmeleri olduğu zaman mutlaka oluyor. Ekonomik, sosyal, iktisadi. O zaman bu şövalyelerin görevleri, rolleri değişiyor mu? Aa, bakın çok güzel bir soru bu. Değişmiyor. Neden? Çünkü 800 yılında meşhur Şarlman, Kristendom diye bir kavram getiriyor. Diyor ki bütün Avrupa, o zamana göre bütün dünya, Hristiyan kubbesinin altında olması gerekir diyor. Neden diye sorulduğunda, çünkü diyor bu tarafta Darül İslam var diyor. Darül İslam'a karşı Darül Hristiyan diyelim. Evet. Hristiyanlık. Hristiyanlığın kubbesi Kristendom. Evet. Bunu kuruyorlar. Kurdukları için şövalyeliğe gelen kişi ister Fransız, ister İngiliz, ister bilmem ne olsun, hizmet etmesi gereken yer orası. Orası. Ondan dolayıdır ki onların arasında Brotherhood, bu bir kardeşlik örgütü. Dolayısıyla olmuyor. Şimdi bundan sonra gelenlere bakıldığında, biraz daha sonrasında 15. yüzyıla gelindiğinde Gül ve Haç Teşkilatı çıkıyor ortaya. Hı hı. Gül ve Haç'la ilgili benim bir kitabım var. Çok onu önemli isteyenler kitabınız. Okusunlar. Hı hı. Burada anmadan geçemeyeceğim. Eski Cumhurbaşkanımız Sayın Sezer bir telefon etti bana. Dedi ki nihayet okuyup bitirebildim. O kadar zor bir kitap ki, dedi. Ben de onu söyleyeyim. Hem de kendisine teşekkür etmiş olayım ama yani zor bir kitap. Şey değil, öyle kolay bir kitap değil. Onun kapağı, o kitabın kapağında Avrupa Birliği diye koydukları mühür var. Yani 1894'te kullanılan Mason locasının mührü, üstünde bakıyorsunuz kapaktadır. Hı hı. İsteyenler görebilirler. Avrupa Birliği yazıyor üstünde. 1894. Yani planlar ta o zamandan yapılmış. Beri var. Çünkü Kristendom kavramından gelerek var. Peki hocam, o zaman şey nedir? Hani gene ara, bu Avrupa'nın kendi arasında 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları gibi din savaşları oldu. Madem bunlar bir birlik, niye kendi aralarında savaştılar? Bravo. Şimdi 1618'e gelindiğinde, dediğim gibi ilk protestanlaşma hareketlerini başlatan Gül ve Haç'tır. Gül ve Haç'tan önce 13. yüzyılda, yani 1230'larda Amalric diye bilinen bir şahıs var. Bu Fransız bir din adamı. Bu bir örgüt kuruyor. Bunun kurduğu örgütün adı Free Spirit. Özgür ruh örgütü. Yani ilk düşünce, vicdan ve düşünce özgürlüğünü savunan bir örgüt. Çünkü diyorlar, bu Katolik Kilisesi sahtekarlığın merkezi. Bizi aldatıyor bu papalar diye düşünmeye başlıyorlar. Nereden oldu bu iş? Şövalyeler gittiler ya, geldiler. Yahu hiç Hristiyanlık, gerçek İsa'nın doğduğu yere gittik. İsa'nın kendi bölgesinde, onun doğduğu, yaşadığı yerlerde hiç kimse bunların anladığı gibi anlamıyor bu işi. Böyle bir olay yok ya, bunlar bizi uyutuyorlar. Düşüncesi yaygınlaştığı için. Şimdi bundan sonrasında Gül ve Haç çok mühim bir teşkilat. Özellikle de Gül ve Haç'tan yetişen teşkilatlar yine var. Yine Avrupa merkezli değil mi hocam? Tabii. Hep aynen. Evet. 1618'e gelindiğinde, daha öncesinde Luther var işte, Luther. Biliyorsunuz. Hı hı. Luther Magdeburg'da doktora eğitimini yapıyor. İlahiyat doktorası eğitimini. Burada bir konuyu daha açmakta fayda Buyurun var. Buyurun hocam. Şimdi ilahiyat diyoruz biz veya ilahiyat fakültesi diyoruz ama teoloji değil bunun karşılığı. Yani biz teoloji karşılığında ilahiyat kavramını kullanıyoruz. Halbuki İslamiyet'te ilahiyat olmaz. Ya hangi anlamda? Teoloji anlamında. Yani teoloji tanrı bilim. Yahudilikte ve İslamiyet'te tanrının bilimle olan bağlantısı öyle değil. Çünkü Hristiyanlıkta İsa Tanrı mı değil mi tartışması var. İslamiyet'te ve Yahudilikte böyle bir tartışma yok ve olamaz. Dolayısıyladır ki ilahiyatın karşılığı divinitedir. Yani evet, kutsallık. Divinite kavramıdır. Ben bunu Sayın Mehmet Aydın'a da zamanında Marmara İlahiyat'ta bir konferans sırasında 10-12 sene önce anlattım. Türkiye'de teoloji kavramını kullanmayalım.
divinite karşılığına kullanalım. O da ilahiyat. Yani ilahiyat diyelim ama kastettiğimiz divinitedir. Neden derseniz Hristiyan ilahiyatı konusunda eğitim görenler önce divinitede okurlar, sonra teolojiye geçerler, doktorasını yapar, profesörlük tekrar diviniteye gelirsiniz. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Yani böyle bir gidiş geliş olur. Yani hem divinitede okuyacaksınız hem teolojide okuyacaksınız. Evet. Burada okuduğunuz zaman etik, moral değerlerle beraber dogmatik öğrenirsiniz. Burada spiritualiteyi öğrenirsiniz bu tarafta. Hmm. Yani bu ikisi mecburidir. Ama bizde ilahiyatta Allah'ın varlığı yokluğu tartışması yapılamaz veya haşa kişinin tanrı olup olmadığı tartışması yapılamaz. Yahudilikte de yapılmaz, İslamiyet'te de. Dolayısıyladır ki tanrı bilim diye bir kavram bizde yok. Divinite var bizde. Divinite doğrudur, ilahiyat. Evet, tabii bize bunlar daha netameli gibi algılandığı için herkese her şeye girmiyor. Bir önemli şey hocam, yani tabii bu sizin anladığınız çok önemli bilgiler, çok kıymetli şeyler. Tabii kim ne kadar biliyor, bir de o var. Doğru. Muhtemelen bazı hocalarımız bunu biliyorlardır ama bu kavramlar Batı'da ciddi tartışılır, üzerinde iyi durulur. Aynen çok iyi öyle. İlahiyatçılar orada işte tanrı bilim bilen uzmanlar için bizde olayın sadece işte dediğiniz gibi bir yönüyle anlaşılır. Evet. Halbuki mesela divinitecilerle teologlar arasında büyük tartışmalar vardır. Evet. Çok ciddi kitaplar orada yazılır. Peki hocam, daha sonra tabii Tapınak Şövalyeleri, Malta Şövalyeleri şu an belki de en çok konuşulan, ülkemizde de hala çok konuşulan Masonluk, Farmasonluk. Evet. Yani bunlar iyi midir, kötü müdür? Ülkenin yararına mıdır, değil midir? Evet. İşte Atatürk kapattı Mason hocalarını, kötülerdi. Sonra açıldı. Evet. Bu masonluk nedir hocam? Bunu şimdi bakın, bu masonluk olayında yani mason demek duvar ustası, duvarcı usta demek. Bunlar daha sonra işte o meşhur Avrupa'da gördüğümüz katedralleri yapan kişiler. Geçmiş itibariyle de Tevrat'ta anlatılan Hiram Usta diye birisi var. Bu Hiram Usta'nın yaptığı Süleyman Mabedi var. O bir mimar o dönemde. Bu mimar sırlarını açıklamadığı için çırakları tarafından öldürülmüş. Kaç yıl hocam bu? Bu takriben işte milattan önce günümüzden 3000 sene önce, yani biraz efsane tabii bu. Evet. Yani böyle bir tekabül ediyor. Şimdi o Hiram Usta'nın adına yürütülen işler, fakat masonların bir özelliği var. Çoğunluğu masonların tamamına yakını ilk dönemde, yani 1717'de ilk defa masonluk bir anayasaya kavuştu. Hmm. Bir kitaba kavuştu. Kitaplı din haline geldi yani. 1717 Anderson. Peki hocam, şöyle bir şey mi? Bize masonluk hep Yahudilik gibi algılanır. Şimdi onu açıklamak gerekiyor. Onun öncesinde kurulan teşkilatlar var. Mesela çok daha öncesinde Gül ve Haç var, dediğim gibi. Hı hı. Gül ve Haç'tan sonra gelmiş olan başka teşkilatlar da var. Bunlar mesela Kamisar diye bir teşkilat var. Kamisarlar mesela Isaac Newton'un üye olduğu gizli bir teşkilat. Hangi gizli anlamında? Siyaseten gizli anlamda bağlı olduğu. Isaac Newton da bilinmez bir alşimist aslında. Ve din üzerine yazdığı çok yazı vardır. Alşimist dediğiniz şey nedir? Simyacı. Yani simyacı. Hı hı. Ama Isaac Newton'un Hristiyanlıkla ilgili yazdığı kitaplar da var. Çalışmalar da var. Yalnız demiş ki ölümümden sonra yayınlayın bunları demiş. Ben burada da onu söyleyeyim. Isaac Newton gelecek sene doğumunun 340. yıl dönümü oluyor. İlk defa Isaac Newton'un bir kitabını çevirdim ben. Türkiye'de 340 sene sonra ilk kez Isaac Newton'un Daniel Peygamber'in Kehanetleri üzerine yazdığı kitap çıkacak. Bir üniversite yayını olarak yayınlanacak. Ne zaman yayınlanacak hocam? Bugünlerde yani. Bir ay içinde yayınlanacak. Bahçeşehir Üniversitesi'nden çıkacak. Yani düşünün ki 340 sene sonra ilk defa bir kitabı yayınlanıyor Isaac Newton'un. Geçelim, Isaac Newton da üye olduğu kuruluş bu. Bunların Fransız İhtilali'nden sonra özellikle de çok büyük etkisi var. Fransız İhtilali'nin yapılışında da masonların büyük etkisi var. Sebep, bunlar krallara ve özellikle de
Katolik Kilisesi'ne karşı olan kişiler. İşte burada devreye Illuminati de giriyor. O Yahudilik de şeyini hocam. Şimdi Yahudilik meselesine gelindiğinde Masonluğun kuruluşunda ve öğretileri itibariyle Kabala'da var. Gematria diye bir sistem de var. Bizim mesela cifir dediğimiz veya ebced dediğimiz olaylar geçmişte Mısır'da ve Yahudilik'te var olan sistemler. Temure ve Gematria. Bu iki sistemle yürütülen hesaplamalar var. Bizde daha sonra Rufailerde, Hurufilerde rastladığımız benzer harfler ve sayılar üzerinden yapılan değerlendirmelere bağlı yürüyen, mesela işte 19 mucizesi bilmem ne şeklinde olanlar. Bunları koyalım bir kenara. Ortada şöyle bir durum var. Ortak özellik ne? Birincisi diyorlar ki biz bu Katolik Kilisesi'nin verdiği, anlattığı olaylara karşıyız. Hristiyanlık bu değildir. İlk Mason Hiramus'ta değil, Hazreti İsa'dır diyorlar. Neden? Çünkü geldi ve değiştirdi. Değiştirmek istedi. Değiştirmek isterken de onu öldürdüler diyorlar. Öyleyse diyorlar, bunlar daha sonra tarihte hepsi protestan olarak çıkanlar. Yahudilere de karşılar. Yani Yahudileri de sevmezler aslında. İlk kuruluşun dönemindeki Masonlar. Ama Kabala'yı uyguluyorlar. Ama Temüre'yi uyguluyorlar. Gematria uyguluyorlar. Yani Yahudiliğin içinden çıkmış olan öğretileri alıyorlar fakat Yahudilerin kendilerini almıyorlar. İlk kabul ettikleri Yahudi 1864 ya da 67 yılındadır. 1864 veya 67 yılında çok ilk defa bir Yahudi'yi aralarına alıyor. Bir Alman locasına kaydı yapılıyor. Ve orada ilk defa bir Yahudi içeri giriyor. Peki hocam. Fakat pardon. Buyurun. Yahudilerin burada etkisi oldu mu? Sonrasında gerçekten de Yahudiler büyük ölçüde etkili oluyorlar. Hangi Yahudiler? Burada da ayrım yapmak lazım. Dindar olan Yahudiler değil. Reforme olan ve bir hareket başlatılıyor Avrupa'da. Kendinden nefret hareketi. Ve Yahudiler biz ne kadar kötüymüşüz, bu Yahudilik berbat bir dinmiş neymiş, Türkiye'de de yapılıyor bugün. İslam dini ne kadar kötü, aptal, pis falan filan. O numaralar 1800'lerin başında var. İlk defa 264 bin Yahudi din değiştiriyor. İşte o Yahudiler alınıyor. Peki bu Masonların, şimdi Türkiye'de Mason hocaları var, İtalya'da, Fransa'da, dünyanın her yerinde var. Peki bunlar tek merkezden mi yönetilir yoksa her ülkenin kendi yapısı var mı? Ya da Türkiye'deki Masonlar mesela gidip bunun merkezi eğer İtalya ise ya da Fransa'ya gidip burada bir hani bir bilgi alışverişi oluyor mu? Şimdi bakın ben bir zamanlar galiba Yeni Şafak'ta da olabilir. Yani bir zamanlar bizim Masonlar için bunlar dandik Masonlar dedim ben. Neden dandik Masonlar? Bizdekiler dandik yani. Niye? Çünkü belirli dereceler yok. Yani mesela 17 derece. Gül ve Haç Şövalyeleri var. Mesela bir tane Gül ve Haç Şövalyesi var Türkiye'de. 1963 yılında seçilmiş. Avrupa tarafından da kabul edilen yani akredite olabilen. Bir kişi var öyle bilinen. Daha sonrasında gelen Gül ve Haç Şövalyelerini kimse sallamamış. Yani Avrupa akredite etmemiş diğer Masonlar. Türkiye'dekilere belli dereceler verilmediği için Türkiye'deki Masonluk ciddi olarak kabul edilebilen bir Masonluk değil. Hala mı? Hala çünkü belli dereceler yok. Sadece birkaç kişi var. Geçmişte bir profesör var. Mesela ismini de verebilirim yani buyurun çekinmeye hocam. Gerek yok. Naim Kubalı, Hüseyin Nahe Kubalı. Yani profesördü, hukukçuydu. Evet. Mesela kendisine Supreme Court'un, Amerika'daki Supreme Court'un evrakları gelirdi mesela. Şey, Amerika'daki yüksek yargının yani anayasa mahkemesinin. Supreme Court ama şeyin, Masonların Supreme Court'u. Yani o gelirdi. Çünkü Masonların tanrısı bizim anladığımız tanrı gibi değil. O kainatın yüce yüce mimarı diye bir... Bütün Mason üyeleri dindar mıdır hocam? Bakın dindarlık derken kastedilen şu. Yani dine inanan... Şöyle. Şimdi teist olabilirsiniz, monoteist olabilirsiniz.
veya deist olabilirsiniz. Yani yaratıcı bir gücün bulunduğuna inanabilirsiniz. Ama bu güce Allah diyebilirsiniz, İsa Mesih diyebilir Hristiyanlar, madde diyebilir solcular, enerji diyebilir liberaller. Bir isim koyabilirsiniz. Evet. Ama bir yaratıcı güç var mı sorusunun cevabında evet vardır, ben buna inanıyorum diyenler deisttir. Hayır, ben iman etmek istiyorum diyorsanız o zaman Yahudi, Müslüman veya Hristiyan olursunuz. Bu anlamda olan da vardır. Yani iman sahibi olan da vardır. İmanı görmemezlikten gelip inanç sahibi olan ve deist olanlar da vardır. Evet. Tabi hocam, bu Mason hocalarına tabi köylü, çiftçi, halk böyle mümkün değil. Mümkün değil. Yok, yani ya öyle bir olay zengin yok. Ya da yüksek bürokratik kısımlarda önemli görevlerde olan kişiler aynen, alınıyor. Aynen. Yani. Bir örnek isterseniz buyurun anlatalım. Hocam. Şöyle acaba Mason hocaları veya bu Masonik örgütler, daha pek çok örgüt var böyle. Masonik örgütler acaba dünya siyasetini belirleyebilir mi? Veya bir ülke siyasetini belirler mi? Buna şimdi böyle söylersek işte bu komplodur, yani buna girmeyelim derler hani size sorsanız. Evet canım, yani yine. Şimdi buradan böyle bakıldığında canım ne var, böyle birkaç tane adam toplanmış kuru kafaların önünde, iskeletlerin önünde şaklabanlık yapıyor. Zavallı adamlar bunlar denebilir. Ve derken de şöyle bir şey, efendim büyütüyorsunuz bunları, ne masonu ya, bunlar boş verin ya, bırakın bunları. Bunlar komple teorisidir. Komplo da diyemiyor bazıları, komple diyorlar. Komple teorisidir bunlar diyenler vardır. Vardır ama bunlar tabii cahil adamlardır, bilmezler. Ben size isterseniz iki belge göstereyim. Göstereyim. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi birincisi şu. Arkadaşlar bunu ekrana getirebilir miyiz? Şöyle mi göstereyim? Şöyle bu tarafa hocam. Buraya ne tarafa? O size kalabilir. Şimdi ekrana geliyor. Peki. Evet. Şimdi bu ne? Hı hı. Bu Fransız Ulusal Büyük Locası'nın Monsieur Sarkozy'ye, Fransa Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup. Evet. Orijinaldir. Hocam bunu vurgulayalım. Yani Fransa Ulusal Mason Locası'nın evet, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye yazdığı mektup. Yeni bir mektup. Evet, bu olay tarihi şöyle yeni. Tarih 19 Ocak 2009. Fakat bu mektubun deşifre edilmesi bir hafta önce. Bir hafta önce. Size nasıl geldi diyeyim hocam? O bana gelir. Ondan şey yapmayın. Ne? Bizzat François Stifani adlı Üstad-ı Azam ya da Maşrık-ı Azam tabir ettikleri, hı hı, büyük masonların en büyük, en önemli adamı tarafından bizzat Sarkozy'ye yazılan mektup. Referans numarasını niçin vermek zorundayım? Buradaki masonlar sorabilirler mi? Efendim bunun referansı bile yok falan diyebilirler. Tarihi 19 Ocak 2009. Referans numarası FS. Evet, 20, şu an ekranlarımızda 20, da var. Öyle mi? Evet. Evet. 22571. Evet. İçeriği nedir? Burada önce bazı isimleri sayıyor. Diyor ki şu mason biraderlerimizi yüksek mevkilerde görevlendirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz dedikten sonra da ekliyor ikinci bölümde, paragrafta. Hı-hı. Diyor ki şimdi burası çok önemli. Lütfen bütün izleyicileriniz dikkatle dinlesin. Dünya siyasetinin belirlenmesinde ve dünya için gerekli olan reformların yapılmasında Fransa'ya öncelik verebilmek için, hı-hı, sizi bütün biraderlerimiz olarak destekliyoruz. Buradan şimdi şu çıkıyor, Sarkozy mason. Evet, o ayrı bir mesele. Yani Sarkozy'nin mason olması hiç önemli değil. Hı-hı. Bir cumhurbaşkanına, bir üstad-ı azam diyor ki dünya siyasetinin belirlenmesinde ve dünya için yapılması gereken reformların yapılabilmesi için biz bütün biraderler olarak sizi destekliyoruz. Kaç kişi bu biraderler? Bunu da öğreniyoruz bir başka belgeden. Evet. Şuradan, diğer belge de gelsin arkadaşlar. Şuradan öğreniyoruz ki bu belge orada yok. Kaldırmanıza gerek yok.
Buradan öğreniyoruz ki 1514 locaya bağlı 43 bin mason. Bu 43 bin masonun, dikkat, burası da çok önemli. Bugün başımıza gelen olaylar, yarın mecliste yapılacak olan toplantıda bunların arasında Ermeni asıllı Fransızlar büyük bir kısım oluşturuyorlar. Türkiye'nin soykırım yaptığı meselesiyle ilgili. Bunu da koyalım. Aradan geçiyor 2 hafta. Bu da bizzat Sarkozy tarafından yazılmış olan, aynı Üstad-ı Azam'a cevaben yazılmış olan mektup. İmza, ıslak imzadır. Yani hikaye değil. Nicolas Sarkozy. Şurada devlet antetli kağıdıdır. Cumhurbaşkanlığı, yani başkanlık makamından yazıldığı. Tarihi, onu da söyleyelim, 5 Şubat 2009. Yani hocam önce Fransa'nın büyük mason hocası Sarkozy'ye mektup yazıyor. 43 bin üyesi var. Bunlar da üst düzey yargıç, hakim, iş adamı, önemli insanlar. Dünya siyasetine yön vermek için diyor. Ve Sarkozy daha sonra bunlara cevap yazıyor. Evet, ve cevabında diyor ki, bana gösterdiğiniz teveccüh için çok teşekkür ederim. Evet. Dünya siyaset, aynı cümle, dünya siyasetinin belirlenmesinde Fransa'nın önce olabilmesi için bana verdiğiniz bu destek beni şevklendiriyor. Yani gayrete getiriyor. Evet. Daha da gayrete getiriyor. Getirdiği belli zaten, Türkiye'ye bakın neler yapılıyor. Evet. Şimdi Türkiye'ye, bunu haksızca söyleseniz işte çok basit bir komplo derler ama masonların dünya siyasetine nasıl yön verdiğini en tipik örneği. Evet, en tipik örnek diye getirdim. Evet. Daha ben yüzlerce getirebilirim. Şimdi hani mason localarında din ve siyaset konuşulmazdı? Hani mason localarında efendim biz hükümetlerden hiçbir ilgimiz yok. Biz aramızda hokus pokusçuluk oynuyoruz. İşte kendi kendimize eğleniyoruz falan palavraları vardı. Bizzat Sarkozy, kardeşim bu masal değil. Evet. Ve aynı Sarkozy ne yapıyor bugün Türkiye'ye? Türkiye'ye ne yaptığını görüyoruz. Bunun yapılmasında acaba şu dünyada gerekli olan reformlar, sen mi karar veriyorsun bu reforma? Sen kimsin ki reform kararı alıyorsun arkadaş? Diyen bir kişi çıkıyor mu? Çıkamıyor. Neden? Çıkamıyor. Çünkü 43 bin mason diyor ki bu adam konuştu. Peki hocam, bu 43 bin kişinin içinde Ermeni asıllı. Ermeni de var tabii, olmaz mı? Ermeni iş adamları var, avukatlar var, hukukçular var. Hepsi var. Peki size kim verdi bu hakkı? Dünyaya reform lazım. Arkasından ne çıkıyor sonra bakıyorsunuz? Arap Baharı geliyor. Arap Baharı bugün ne oldu? Karnabahar oldu. Arap Karnabaharı oldu. Neden? Biz bunları söyledik zamanında. Evet. Bakın, ben Mısır Devlet Televizyonu, Nil Televizyonu var. Nil Televizyonu'nun yorumculuğunu yaptım 1 sene önce. Dedim ki başınıza çok büyük olaylar gelecek, dikkatli olun. Bölmeye çalışıyorlar Mısır'ı ve bütün İslam alemini. Evet. Ve destabilize etmek, istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Ve hedeflerinde Müslüman ülkelerdeki ordular ve yöneticiler sizin var. Sizin iddianızda bu Tavistock örgütünü de bununla biraz son bölümde konuşacağız. Ona geleceğiz, ona geleceğiz. Peki başka bu büyük gizli örgütlerin dünyaya nasıl yön verdiğine dair? Bir başka örnek anlatayım. Geçmişten anlatayım. Buyurun. Ama şeyle, yani Ermeni meselesiyle bağlantılı olsun da tadı çıksın yani. Tamam. Şu elimde gördüğünüz broşür. Bakın. Fransızca galiba. Bu Fransız, bir Arap tarafından yazılmış. Kim bu Arap? Faiz El Goşeyn diye bir adam. Bu adam Osmanlı döneminde kaymakamlık yapmış. Harput'ta ve Palu'da kaymakam olarak görev yapmış. Ve daha sonra da gizli bir örgütün üyesi olduğu için hangi örgüt? Tam tutarsanız hocam böyle şöyle. Evet, tam öyle bir tutun. İçeriği de gösterilecek. Evet. Hangi hocam, örgütün üyesi? Kahtaniye ve Ahd diye bilinen ve İngiliz istihbaratı tarafından kurulmuş olan bu iki örgüt ne istiyorlar? Hilafetin kaldırılmasını istiyorlar. Dikkat! Hilafet olduğu sürece bağımsız devlet kurulamaz diyorlar İngilizler. Onun için hilafetin kaldırılması için, burası çok mühim. Evet. Bu adam da bunun üyesi. Yakalanıyor, 2 yıl Diyarbakır'da cezaevinde yatıyor, sonra çıkıyor ve İngilizler tarafından Bombay'a kaçırılıyor, Hindistan'a. Bu Hindistan'da yazdığı bir broşür. Broşürün adı ne?
broşür adı şu. Diyor ki 1916'da yazdığını, evet, söylüyor. Bunun, şurada. Evet, üzerinde duralım. 1916'da yazılmış. Yazılmış şimdi. Fakat diyor ki 1,5 milyon Ermeni'yi Türkler öldürdü diyor. Daha üzerinden 5-6 ay bile geçmemiş. Geçiyor. Daha yani, neyin ne olduğu da bilinmiyor. Değil, İletişim araçları şey böyle orada. Geniş değil. Hiçbir şey belli. Bundan önce de bu broşürden önce şu 1,5 milyon Ermeni'yi kesti palavrası yok. Hiçbir yerde, hiçbir yayında yok. Zaten bir yok. De hocam daha 3-5 ay olmuş hani. Daha çok yazıldı yeni. Tarihte yine. Bunu 1916'da Bombay'da yazıyor. Arapça olarak bu Fransızca çoğaltılıyor. Almanca'ya çevriliyor, İngilizce'ye çevriliyor. Ben Fransızcasını ve Almancasını getirdim. Şimdi burada enteresan bir nokta var. Evet. Açıyoruz broşürün 23. sayfasını. Broşürün 23. sayfasında dikkat edelim. Tamam, o ekranda var hocam. Ekrana var mı? Veriliyor. Siz güzel. Oradan gösterebilirsiniz. Yani burada var. Hı-hı. Diyor ki kitabın adı Temoenaj. Yani tanıklık, şahitlik ettim. Hı-hı. Ben şahitlerle, bu işi yapanlarla konuştum. Kendim de gördüm diyor. Şimdi burada bir Kürt ağasıyla konuştum diyor. Dikkat. Hı hı. Bir Kürt ağasıyla konuştum. Adam bana dedi ki diyor, Erzurum, Sivas, İstanbul ve Erzurum ve Trabzon'da kendisi tek başına 5000 Ermeni'yi öldürdüğünü söyledi diyor. Evet. Bunu görebiliyor musunuz? Bunu görebiliyoruz. Şu an ekranda hocam. Şu evet. an ekranda. Yani 5000 Ermeni'yi bir Kürt ağası tek başına kendisi öldürmüş. Tanık olmuş, görmüş, yapmış etmiş hepsini. Bu Kürt oyalmış. Ağasının söylediğini aktarıyor. Diyor evet. ki bu adam bana kendisinin 5000 Ermeni'yi bizzat öldürdüğünü söyledi diyor. Şimdi bu 1916. Evet. Bu Almancası. Yani o kitabın, az önce gösterdiğiniz kitap Fransızcaydı. Bu şimdi bunun Almancası. Bunlar o dönemde... Birebir aynısı. Aynısı, aynı şahsın. Gene üstünde yazıyor Şeyh Faiz el-Gaseyn. Hı hı. Efendim, onun Ermeni şeysi, katliamı. Onun yayın tarihi nedir? Bu 1918. 2 yıl sonra var aralarında. Ya 2 yıl var aralarında. Hı hı. Şimdi bunların hepsi 10'ar bin adet basılıyor ve dağıtılıyor. Evet. Şimdi dikkat. Açıyoruz. Aynı bölüm. Hı hı. Burada. Ekranda var hocam. Var ekrana mı? Verdik görülüyor şu an. Mu? Evet, görülüyor. Bir Kürt ağası meselesi. Bu defa rakam oldu 50 bin. Lütfen dikkat. Yani evet. elimizi vicdanımıza koyalım ve bu kadar büyük bir sahtekarlığı göstermek ve anlatmak gerekiyor. Şimdi hocam işte bu o gizli örgütün nasıl çalıştığını gösteriyor. Aynı kitap birinde Kürt ağası ben 5000 kişi öldürdüm diyor. Aynı kişi Almanca kitabında ben 50000 kişi öldürdüm 50 diyor. 50000 kişi diyor. Ya 50000 kişi öldürmek kolay mı? 5000 kişi öldürmek kolay hocam, mı? Hocam 10 yıl alır. Ya ne yapıyorsunuz? Napalm bombası evet. mı atmış bu adam o dönemde? Ki onda bile 80-90 bin kişi öldü o kadar yani. Yani atom bombası atıldı Nagasaki değil mi? Biliyorsunuz evet. ölen adam sayısı işte Nagasaki ve Hiroşima'da toplam 200 bin civarında. Evet. Atom bombalarıyla bu adam 50 bin kişiyi tek başına öldürüyor. Evet. Aman lütfen iyice görülsün. Orada inşallah görülüyordur. Tamam görülüyor. Peki hocam bunu şimdi... Gizli örgütle bağlantısı ne? Hayır, bunu şimdi nasıl okumak lazım? Şimdi bunu yapan kişi, ya burada 5000 de onu niye 50000 yapıyor? Bakın, şimdi burada bunun nerede basıldığı var. Evet. Diyor ki Zürih'te... Şöyle tam ekrana bu tarafa doğru gösterirseniz. Zürih'te basılmış bu, Almanların isteği üzerine basılıyor. Evet, Zürih. Almanya'nın isteği üzerine Zürih'te basılıyor. Hocam bir de onu ara soru sorayım şimdi. Biz 1914'te... İşte Çanakkale 1. Dünya Savaşı'na girdik işte Almanlar geliyor gidiyor. Bir de o esnada Almanlar da dostuz. Hani 16'da... Şimdi bakın benim bir kitabım var. 16-17 hani biz hani şey değil yabancı değiliz yani Almanlarla. Bilinmeyen Hitler diye bir kitabım var. Bunun İngilizcesi şimdi Londra'da çıktı. Hı. Kitabı tekrar bir tutarsanız hocam. Evet. Orada bir harita var. O Bilinmeyen Hitler kitabını alsınlar içinde bir harita var. Hı. 1911 senesinde Tannenberg haritası bu. Genelkurmay Başkanı'nın Hı. haritası. Türkiye var, Almanya, Avrupa'yı çizmişler, Osmanlı'yı çizmişler. Osmanlı Devleti'nin üstüne Deutschland yazıyor. Evet, tamam indirebilirsiniz. Yani şimdi burada önemli olan şu, basıldığı bu yayını yapan Orel Füsli diye bir yayın evi. Orel Füsli yayın evi nedir, kimdir? Bugün de var.
Evet. Bugün İsviçre'nin en büyük yayın evi Orell Füsli. Yani vallahi. 2011 senesinin sonundayız. İsviçre'nin en büyük yayın evi hangisi derseniz Orell Füsli. Yani bunu yayınlayan yayın evi. Evet. Ne zaman? 1918'de. 18'de. Peki bu Orell Füsli nereye bağlı? Orell Füsli Avrupa'nın en güçlü Mason locası olan Urania locasına bağlı. Ne, hangi ülke? Almanya, Avusturya ve İsviçre. Zürih'te, merkezi Zürih'te olan Urania locasının emrindeki, kurduğu, yönettiği yayın evi. Dünya siyasetine yön veriliyor mu, verilmiyor mu? Bu yalan bugün çok, başımızda. Bu çok ciddi bir, çok ciddi bir manipülasyon bu. Yani hadi 5000 gene bravo. 5000 kalsa dese ki tamam 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Tamam propaganda yapıyor diyeceğiz. Evet. Ama rakamı da o bir Kürt ağasından 5000'den 50.000'e 10'la evet. çarpmışlar yani. Evet. Şimdi bu sahtekarlık işte zaten bu sözde soykırım palavrası zaten bunlardan kaynaklanıyor. Bunlardan kaynaklanıyor. Yani 1,5 milyon derken 2 milyon vesaire. Bunların hepsi Türkiye'nin... Yani bugün Sarkozy'nin o çalıştığı aklı, metodu, işte meclisten geçirmeye çalıştığı yasa filan... Bu sahtekarlık... Bunların hepsini koyduğumuz zaman... Bu sahtekarlık üzerine kurulmuştur beyefendi. Evet. Az yani, önce gösterdiğiniz o mektuplaşmaları da üstüne koyduğumuz zaman... Hepsini bu bir bulmaca gibi düşünün. Bu puzzle'da yerlerine koyun bunları. 5000'i ya 5000 kişiyi öldürmek kolay mı ya? Yani 5000 olsa bırakın 50.000'i. 5000 kişiyi öldürmek kolay mı? Ayrıca o 5000 kişinin eli armut mu topluyor? Nasıl yapmış? Evet. Herkes sıraya geçmiş şu Kürt ağası gelsin de kafama 3 tane sıksın diye mi bekliyor hocam, yani? Makinalı tüfek olsa gene yapamaz ki o dönemde. Nasıl yapıyorsunuz ya? Yani. Nerede yapıyorsunuz? O gün 5000 bakın. 5000 kişiyi öldürmek için en az 3 mermi lazım adam başı. Ne yapar? 15.000 mermi. 15.000 mermi bir Kürt ağasında olsa başka şey yapar adam ya. Veya köyün en zengin adamı olur. Öyle. Evet, onu sıkacak tabancada hangi tabanca bu? 15.000 el ateş edebilecek tabanca var mı? Şimdiki zamanla tabii düşünürsek de o zamanki silahlar işte... Ya ne yapıyorsunuz? O zamanki piştov ya. Evet. Piştovla sen 15.000 fişek değil 5 tane zor atarsın. Neyse bu palavralar... Evet. Yani başımıza gelen palavralar bunlar. Bu palavralardan kaynaklanıyor. İşte hocam bize de bunları kişi. Anlatacak işte kişiler lazım, uzmanlar kişi lazım. Kişi lazım yani. Da Türkiye'de bu iş kolay değil. Bakın kolay. Ben de burada biraz söyleyeyim yani. Benim başıma gelmedik iş kalmıyor yani. Evet. Gelmedik dert kalmıyor, bela kalmıyor, bilmem ne kalmıyor. Burada bir küçük noktada bir... Hocam ara bir şey söyleyeyim. Şimdi bu az önce gösterdiğiniz mektuplaşmayı ben şimdi alsam... Evet. Belirli köşe yazarlarına yani işte kim evet. olduklarını bile götürsen bakın burada böyle yazıyor, böyle yazıyor. Yazamazlar. Hayır. Bir de yine onunla yalan olduğunu söyler. Derler. Derler. Yani. Bakın ben burada bir şükran borcumu sizin kanalınızda ödemiş olayım. Bana yönelik bir suikasti. Şimdi beğenirsin, beğenmezsin, seversin, sevmezsin ayrı mesele. Doğu Perinçek haber aldı. Hı hı. Aldıktan sonra da bildirmiş belli yerlere Aytunç Altındalı öldürecekler falan diye. Burada teşekkür ediyorum. Sayın Abdullah Gül de 6 koruma polisi verdi. Fakat ben istemedim bunları. Yurt dışına gidiyorum, hı hı. gideceğim dedim. Ve kendisine burada teşekkür ediyorum ki bana koruma temin ettiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de. Sonra saldırılar yapıldı evime vesaire vesaire. Ama bu... Bunlar teşekkür tabii bizim bildiğimiz şeyler değil Altunç Bey. Hani bunları hiç daha duymadık yani. Evet, şimdi duyulmuyor bunları. Bunlar tabii. Ben kendini pazarlayan insanlardan değilim. Sevmem de. İşte söylüyorum da Sayın Abdullah Gül Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum burada. Evet. Kanalınız aracılığıyla. Ama ben kendim yazdım polis arkadaşlarla beraber. Dedim ki ben istemiyorum. Şimdi karşımda 29 yaşında genç polisler. Evladım evli misin dedim. Evliyim efendim. 3 çocuğum var dedi. Ya farz et adam geldi 10 tane sıktı. 9'u sana biri bana geldi. Tesadüf değil mi bu? Evet. Sen gittin. Hanım 3 çocuk kaldı. Ayda 300 lira maaş. Nasıl geçineceksin? Ne yapacaksın? Ya ben bunun ecrini alamam. Hı-hı. Olur mu efendim bizim görevimiz canım. Sizin göreviniz de benim de görevim benim canım. Yazalım şurada dedim bir zabıt. Derhal başbakanlığa yollayalım. Siz
gelmeyin. Aynen böyle evet. isteyen tahkik edebilir, sorabilir vesaire. Şimdi bütün bunları geçelim biz. Burada anlatmak istediğimiz mesele ne? Anlatmak istediğimiz mesele şu. Gizli örgütler var ve bunlar dünya siyasetine yön vermek istiyorlar. 2011 yılındayız, 2012 yılına giriyoruz. Hala evet. böyle midir? Hala böyle, daha da güçlü bir şekilde evet. varlar. Peki hocam, şöyle bir soru var. İzleyicilerimizden gelmiş. Ya Avrupa, tamam, bu gizli örgütler var, etkililer filan da. Avrupa'da da ekonomik kriz çıkıyor, Amerika'da da çıkıyor da. Bunlar madem bu kadar her şeyi yapıyorlar da kendi krizlerini niye önleyemiyorlar? Şimdi bakın, Avrupa veya Amerika'daki krizler, ekonomik krizler vesaire, bunların hiçbirini bu örgütler için düşünmeyin. Bu örgütlerin amaçları bambaşka. Yani bir defa bunların evet. ne istediğini bilelim. Mesela Illuminati diye bir teşkilat var. Evet. Illuminati diyor ki, arkadaş, beni ne ekonomik kriz ilgilendirir, ne bilmem ne, ne şu ne bu, hiçbir ilgini. Ne ilgilendirir sizi? Ben, diyor, cumhuriyetçiyim, diyor. Ne kadar krallık varsa, başta da, diyor, Rusya ve Osmanlı. Peki hocam, madem Illuminati'ye girdiniz, bu Illuminati bugün merkezden Amerika'da diye bildiğimiz bir örgüt müdür? Avrupa'da örgütlenmiş... Artık Illuminati yok. Illuminati zihniyeti var. Zihniyeti var. Yani bu zihniyet var. Yani darbe, ihtilal vesaire yoluyla mevcut sistemleri değiştirmek. Kimdir peki? Zor kullanmak. Kimdir hocam bunlar? Ya Illuminati dediğiniz, şimdi iki tane aile hep verilir. Hani bunlar var mı yok mu? Şimdi bunu siz... Rockefeller. İşte Rothschild evet. ailesi verilir. Aynen. Unutmayın. Madem bakın, o kadar etkili demişler, o zaman Obama ne işe yarıyor? Bakın, bunun ön sözünde, buna bir ön söz yazmışlar. Buna ön sözü kim yazmış? Round Table yazmış. Round evet. Table, yuvarlak masa. Yuvarlak masa diye bir teşkilat. Ve yuvarlak masa teşkilatı, ama ay şimdi birden aklıma çok enteresan bir şey geldi. Yuvarlak masa yazmış. Buna bir ön söz yazmış. Türkler kimdir? Bu barbarların niçin dünyadan silinmesi gerekiyor diye. Kim bunu yazanlar? Meşhur Rothschild'ler. Evet. Yani yuvarlak masa bu. Şimdi burada bir olay var. Buyurun. Sizle ilk defa paylaşacağım bunu, Türkiye ile. Bu yuvarlak masanın İstanbul'da gizli bir toplantısı oldu. Bir otelde. Ne zaman? Yıllar önce oldu. Ve bu toplantıda ben haberim oldu ve ben bunu açıkladım. Hatta sizin Yeni Şafak'ta da, başka gazetelerde de yayınlandı. Fakat oradaki konuşmalar daha sonra, benim bu açıklamamdan sonra, Türkiye'nin en tanınmış ailesiyle bir banka satışı meselesinden dolayı genel müdürü arasındaki konuşmada yer alıyor. Adam diyor ki, basının krallarından biri bu. Kim bu Aytunç Altındal ya, diyor, gittik bunu açıkladı, diyor. Nereden biliyor bu adam bunları, diyor. Bunların hepsi Ergenekon dosyasında var. Onun için söylüyorum. Onun için söylüyorum. Round Table'ı, diyor, açıkladı, diyor. Yani yuvarlak masayı. Bunlar mason, tabii masonlar. En üst düzeyde. Vesaire. Aynı zamanda Illuminati evet, yapısı yani oluyor. Yani şimdi daha ayrıntıya girmiyorum yani, kısacası. Tamam. Ama manipülasyon o kadar çok ki anlatmakla bitmez. Peki o toplantının amacı neydi hocam? Yani o toplantının amacı çok enteresandı. Yeni bir hükümet kurulması meselesiydi. 2002 yılı. Yok. Buraya gelmeyin. Onun biraz öncesi. Biraz önce. Ecevit dönemi için. Ecevit dönemi. Evet. İşte 2001. Evet, Troika evet. meselesini. Evet. Evet. O sırada evet. oldu. Çırağan Oteli'nde yapıldı. Peki o. hocam, yani işte Rockefeller, Rothschild. Önce şunu söyleyeyim. Rockefeller etkili bir aile midir? Yani çok şey söylüyor. Çok tabii. Hala tabii. öyle midir? Tabii yani bunlar kurumsallaşmış artık yani. Büyük kurumlar bunlar yani. Bir tane değil. Hocam, yani. Ben şimdi gelmeden önce bu sizinle sohbetimize, bu en zengin 100 adama, işte o meşhur Fortune dergisine baktım. Rockefeller'dan bir kişiyi göremedim. Artık çünkü bakın, servetler dağıtılmış vaziyette. Bir tane Rockefeller yok. Yok, elbette. Şu anda 100 kişi var ortada. Hani bir kişinin de 1 milyar dolar olur, 2 milyar. Öyle bir Rothschild'lerden. Belki... Hepsi silinmiştir onlara. Melonlar var mesela. Çok büyük. Lan neye hakim hocam? Mesela Rockefeller ya da Rothschild. Bunlar neyi yönetiyorlar? Kurumlara hakimler bunlar. CFR mesela. Dış İlişkiler Konseyi. Değil mi? Yani onun kurucusu Rockefeller. Peki zaten. Peki hocam, Obama, Clinton, Bush, bunlar ne işe yarıyor? Şimdi esas meseleye geliyoruz. Yani dedik ki ekonomik falan ilgilendirmiyor. Peki Illuminati'nin amacı cumhuriyetçilikti.
Bunların amacı ne? Bakıyorsunuz yeni tip insan yaratmak. Çok büyük bir iddia. Ne demek hocam yeni tip insan yaratmak? Yani yeni tip insan şu. Onun hayatına bizim koyduğumuz prensipler tarafından yön verilmesi. O kendisini nasıl düşünürse düşünsün. Başarılı da oluyorlar mı? Olmaz mı? Bakın benim şu kıyafetimi bundan 100 sene önce şu kıyafetimi bir Müslüman Türk'e giydirebilir miydiniz? İmkansız. Şu saç tıraşımı, sakalım da yok. Geçelim. Takvimim yok. Evet. Değil mi? Yok. Peki bu adamların özel bir takvimi var. Mesela bize 365 günlü takvimi kullandırıyorlar. Kendileri 360 günlü takvim kullanıyor. Evet. Son 450 yıldır. Yuvarlak hesap 500 diyelim. Her senede 5 gün ne yapar? 2500 gün. Adamların yaptığı bir projeyi biz 2500 gün sonra biliyoruz. Bizden 2500 gün öndeler yani. Peki hocam gene gelen sorulardan sorayım. Kim bu adamlar? Yani tamam neticede bunlar da insan, bu planları yapanlar. Evet. Bunlar özel yetişen adamlar mı? Ya da güzel. Nasıl? Yani bunlar da aynı okullarda okumuyorlar mı normal insanlar gibi? Yok yok pek okumuyorlar. Yale'de okuyamıyorsunuz. Yani okuturlar. Onlar alt tabakadan alıyorlar. İnsanlar da okutuyorlar, yetiştiriyorlar vesaire. Ama geçmişte belirli teşkilatlarla, masonik teşkilatlarla büyük babaların bağlantısı olması gerekiyor. Yani büyük babanın... Bush'un mesela kuru kafa kemikler cemiyeti üyesi. Aynen öyle yani. Evet, mesela onun kuru kafa ve kemikler kurulduğu yer Almanya zaten. Alman asıllı. Şimdi mesela bakın geçen gün de anlattım. Joe Biden geldi Türkiye'ye. Evet. Şimdi Joe Biden'a bakıyorsunuz kim bu adam diye. Tabii bir yazılan var bir de bilinmeyen kısmı var işin. Yazılan kısmını internete girip günümüzde zaten internet münevverleri var. Oradan bakıyorlar böyle. Üç sıra hemen sana bir şeyler söylüyorlar. Bu odur diye ama bu, değil. Olur mu? Şimdi bakın Joe Biden Delaware'de. Delaware Avrupa'da Thingsler diye bilinen bir teşkilat var. Şey dini tarikat yani. O Thingslerin çok büyük baskı altındaydı onlar. Kaçıp Menonitler de var. Menonitler ve Thingsler kaçarak kurdukları bir eyalet. Dakota ve Delaware Amerika'da. Amerika'da evet. Bunlar İsviçre asıllı ve Delaware'in başkenti de Little Winterthur diye bir yer. Yani bugün Zürih'in yanındaki Winterthur şehrinin modelini Delaware'de kurmuşlar. Joe Biden onu kuran aileden geliyor. Esas soyadı da Biden değil ama ben söylemeyeyim evet. Ama. Kuran ailenin temsilcisi. Bunlar 1550'den bu yana protestan olan ve bizzat Napolyon tarafından Avrupa'nın 4. Burjuva ailesi kabul edilmiş bir aile. Beratları falan vardır. Her şeyleri var. Dolayısıyla bu ailenin bir ferdi. Yani geçmişi adamın 700 seneye dayanıyor. Yani. Konstans Gölü'nün kenarından gitmişler. Yani Obama'nın yanına bu koyulurken, seçilirken dururken gelmiyor. Yani gökten zembille Joe Biden diye biri düşüyor. O Joe Biden denen adam ne oluyor? Birdenbire bakıyorsunuz. Aa Obama'nın yanında beyaz saçlı bir adam dolaşıyor. Peki hocam. Öyle olmuyor yani. Şimdi bir dönem hani gene bu çok yazılı çizildiği için soruyorum. Şimdi Henry Kissinger Amerika'nın eski dışişleri bakanlarından ve en etkili politikacılarından biri. Şimdi bu tür insanlar pek emekli olmazlar. İşte Zbigniew Brzezinski, evet. Francis Fukuyama öldü gerçi ama Samuel Huntington, evet. Medeniyetler Arası Çatışması'nı yazan kişi. Bunun gibi işte Alan Greenspan, eski Amerikan Merkez Bankası 40 seneye yakın kaldı. Oradan kolay kolay da hani gitmedi o adam. Yani bir sürü iktidar değişti. Şimdi bunların hep seçilmiş insanlar mı oluyor? Şimdi bakın Alan Greenspan'ı alalım. Yahudi bir adam. Peki onu kuranlar kimler? Dünya Bankası'nı. Şimdi efendim bakın bunu ben 10 sene kadar önce getirdim gündeme. Yani Ayasofya nasıl müzeye çevrildi, nasıl yapıldı ve Ayasofya'yı ibadethane statüsüne koymamak gerektiğini. Cami ise cami, müze ise müze. İbadethane dendiği anda iş değişir. Müze olarak kalması bugün için Türkiye için de faydalıdır. Fakat eğer bir değiştirme olacaksa bu camiye olmalıdır.
Şimdi ben size bunu anlatayım. Buyurun. Bu çok önemlidir ve gerçekten de bunun araştırılması, hatta gerekiyorsa mecliste bir komisyon kurulması vesaire gerekir. Şimdi evvela bakalım. Ayasofya hangi tarihte müzeye çevrildi? Hı-hı. Dikkat. Biri. Şimdi iki tane yazılmış olan kararname var. Bunlardan bir tanesi 22 Kasım 1934 tarihli. 22 Kasım. 1934. Buraları çok önemli. İzleyicileriniz lütfen not alsınlar. 22 Kasım 1934. 1934. Bu kararname iki gün sonra, yani 24 Kasım 1934'te 1589 sayılı kararname ile müzeye çevrilmesi. Altında K. Atatürk var. K. Atatürk. Evet. İmza. Yalnız birinci sayfasıyla ikinci sayfası iki ayrı kuruma ait. Biri bakanlıklar, biri muamelat dairesi. İkinci sayfa. Bunu koyalım bir kenara. Ne dedik? İki tane yazılmış. Bir tanesi 22 Kasım, bir tanesi 24 Kasım. 24 Kasımlı olanın 1589 sayılı kararname. Fakat 22 Kasım'da olanlar 1590'dan 1606'ya kadar gidiyor. Bir. Evet. Birinci husus. İkinci husus, soyadı kanunu ne zaman çıktı? Onu da söyleyelim. Kabul tarihi 21.06.1934, yani Haziran ayında. Hı hı. 21 Haziran 1934'te çıkmış. Yayın, resmi gazetedeki yayın tarihi 02.07.1934. Temmuz ayında. Temmuz ayında 22.741 sayılı resmi gazete yayını. Güzel. Burada da bir şey yok. Şimdi geliyoruz. İşin can alıcı noktasına. Can alıcı noktasına. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı ne zaman verilmiş? Mustafa Kemal Öz olarak Atatürk soyadı, dikkat, çok mühim. Mustafa Kemal'in Atatürk yapılması 24 Kasım 1934. Aynı tarih ama kararname iki gün önce yazıldı. Evet. Değil mi efendim? Peki resmi... Yani Atatürk soyadını çok sonra, bunlardan daha sonra alıyor ama imzalar K. Atatürk adıyla. Evet. Resmi gazetede yayın tarihi ne zaman? Ne zaman? 27 Kasım 1934. Sayı 2865 sayılı resmi gazete. Yani 5 gün öncesindeki kararnamede K. Atatürk imzası var. Daha o sırada Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı verilmemiş. Resmi gazetede de yayınlanmamış. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor? Burada ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İsim vermeyeceğim. İki mason biraderin teklifi üzerine bu iş oluyor. Buyurun, isteyen araştırsın. Ben demeci verdim. İlber kardeşimiz, İlber Ortaylı. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü. Evet, ve gerçekten de Türkiye'nin yüz akı olan bir tarihçidir. Evet. Halil Hoca'nın asistanıydı zamanında Chicago'da. Halil İnalcık. Halil İnalcık hocamızın, yani yaşayan en büyük tarihçimiz. Evet. Ve kendisi de, yani İlber de çok değerli bir tarihçi. O diyor ki böyle şeyler tahkik edilir, bunun araştırılır falan. Ama bazı başka kişiler, efendim bu komplo teorisidir. Al sayı, gün, tarih ve vakka. 5 gün sonra nasıl oluyor? Hocam, o zaman şunu sorayım. Şimdi o iki mason, Atatürk o zaman bunların mason olduğunu biliyor. Ay, teklifi yapıyorlar ama şunu unutmayalım. Mustafa Kemal Paşa, ben Atatürk kelimesini ayrı koyalım şimdi. Daha Atatürk değil. Evet. Bizde tarihçiler var beyefendi, bakın. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktı. Ya arkadaş, 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Bey, o kadar. Kendisini Mustafa Kemal Bey olarak tanıyor adam. Kendisinin Atatürk olduğunu bilmiyor. Gazi de yapılmamış henüz. Sadece Kemal Bey olarak çıkıyor oraya. Takdim tehir dediğimiz bir olay var ya. Yani. Anakronizm var. Anakronizm yapılıyor. 19 Mayıs 1919'da tarihçiyim diyen adam, bunu ben söyleyeyim, çocuk
sokaktaki çocuk söyleyebilir. Vatandaş Mehmet Efendi söyleyebilir. Ama tarihçiyim diyen adam kalkıp da 1919'da 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Samsun'a çıkartmaz. Kemal Bey'i çıkartır. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Çünkü Kemal Bey kendisinin Atatürk olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. Peki hocam, burada da şimdi Atatürk soyadını bu iki mason öneriyor. Ve Mustafa Kemal ata kelimesinden nefret ediyor. Ne? Kim diyor bunu? Aytunç Altındal demiyor, dikkat. Cemal Grand da diyor. Atatürk'ün uşağı. Uşağı, yazdığı hatıralarında diyor ki hayatta en sevmediği kelime ataydı diyor. Peki nasıl kabul Hatta ediyor? Hatta bakın durun, devamı da var. Muhittin Üstün daha meşhur. Evet. Yalakalar her dönemde var biliyorsunuz. Bu dönemde de var, o dönemde de var. Yalakalığın boyutu da yok. Yani yalakalık sınır tanımaz bir olaydır. Diyorlar, diyor ki, o parlak bir fikir geliyor aklına. Efendim diyor, Amerika'da diyor, Amerika'yı kuran Washington'ın bir şehri var diyor. Washington şehri. Dediğimiz şehir var diyor. Rusya'yı kuran Lenin'in diyor, Leningrad'ı var diyor. Öyleyse biz de İstanbul veya Ankara'nın adını değiştirelim. Ne yapalım bunu? Atatürk yapalım diyor. Yani ve Mustafa Kemal buna siz delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz? Gözüm görmesin gidin diyor. Başımdan diyor. Adamcağız evet. Kovuyor bunları. Ha şimdi anlatmak istediğim mesele şu. Bu Ayasofya meselesinde bu kararname şaibeli bir kararname. İşin içinde sadece futbolda değil tarihte de şike var. Burada da şike var yani. Evet. Bu şikeyi de birilerinin görüp bunun üzerinde meclis araştırması mı olur, ne olur, nasıl yapılır? Artık otururlar, kararlaştırırlar. Benden söylemesi. Evet. İmza Mustafa Kemal'i, ayrıca o K. Atatürk bir Ermeni ustanın hazırladığı çok güzel bir kaligrafidir. Evet. Peki hocam, Atatürk ata kelimesini sevmez diyorsunuz da nasıl ikna oldu Türkiye? O sıralarda bunları çok ayrı bir programda konuşuruz sizinle. Tamam, bazı başka faktörler var işin içinde. Evet. Şimdi mesela Selanik'teki evini, Mustafa Kemal'in Selanik'teki evini müze yapma fikri geliyor falan. Uzun bir iş. Ama bu meclis araştırma önerisi getirilsin. Ha, bu sorulsun. Açılsın, bakılsın o. Yani nasıl, iki tane restorasyona mı alınmış orası? Yoksa direkt müze mi demiş Mustafa Kemal? Bunlara bakılsın, evet. Çok iyi bakılsın. Evet. Bakanlık nezdinde restorasyonunun yapılması mı denmiş? Müzeye nasıl çevrilmiş bu iş birdenbire? O da belli değil. Evet. Dolayısıyla belki de o iki masonun da belki o kimdi soruşturulması edilmesi onlar da lazım. Onlar belli. Onların isimleri var tarihte. Yani biri N.A. bir tanesi de. Hocam kendi Atatürk adı yokken Atatürk adını çıkarıp, kararnameyi çıkarıp sahte bir, yani iddia diyelim, bu şey çıkararak Atatürk imzasıyla ve tarihleri veriyorsunuz net bir şekilde. Arada çok enteresan bir dönem var. Evet, yani resmi gazetede Atatürk olarak tescilli diyor. Bak aynı okuyorum. Kemal Öz adı Kemal Atatürk. Öz Atatürk olarak tescil edilmiştir diyor. Evet, ama Mustafa Kemal Öz diye imzaladığı kararnameler de var. Evet. O dönemde, o kısacık dönemde. Şimdi dolayısıyladır ki yayınlanış tarihi 27, fakat ne hikmetse Ayasofya meselesi 22 Kasım. Evet. 5 gün öncesi yani. Evet. 5 gün önceki kararnamede nasıl K. Atatürk imzası oluyor? Hocam bu çok enteresan. Ya bunu ben getirdiğim zaman, söylediğim zaman adı, efendim işte bunu niye söylüyorsunuz da komple teorisi de bilmem ne. Buyurun araştırın. Evet. Peki evet. Hocam şimdi gene yakın zamanda esas konumuza, ama bu çok önemli. Bunu mutlaka izleyen uzmanlar ya da meclisteki evet, bir vekillerimiz yani mutlaka bununla ilgili bir araştıracaklardır. Bu evraklar onların elinde. Evet. Yani onların elinde duruyor. Baksınlar görürler. Evet. Geçenlerde yine bir açıklamanız oldu. Tavistock diye bir örgütten bahsettiniz. Evet. İlluminati'nin, yani çok çok önemli değil artık, bu Tavistock vardır dediniz. Önce bir veterimiz var. Bunu bir izleyelim. Evet. Hocam ondan sonra bu Tavistock nedir? Niye önemli? Bunu ilk defa açıklayacaksınız. Bunu bir izleyelim. Evet. Son günlerde dünyanın en etkili gizli örgütünün Tavistock olduğu ileri sürülüyor.
Illuminati'nin yerini alabilecek kadar güçlü olduğu iddia edilen Tavistock nasıl bir örgütlenme? Tavistock görünürde bir düşünce kuruluşu. Hatta bir klinikleri bile var. Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung'un zihin kontrol yöntemlerini kullanıyorlar. Amaçları insan davranışlarını kontrol edip yönlendirerek dünyaya hakim olmak. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir fonu olan Tavistock'ın 400'ün üzerinde kuruluşu kontrol ettiği iddia ediliyor. Daha önemlisi Tavistock'ın Rockefeller grubuyla birlikte çalıştığı ve insanların psikolojik direnişlerini kırmak için yoğun araştırmalar yaptıkları söyleniyor. Tavistock hakkındaki en önemli iddia ise Arap Baharı'nı kontrol edip yönlendirdikleri yönünde. Gerçekten Tavistock iddia edildiği gibi Illuminati'den bile daha güçlü bir örgüt mü? Eğer öyleyse bu gücünü nereden alıyor? Evet. Hocam Tavistock piyasaya siz duyurdunuz. Böyle bir örgüt, evet, gizli, evet, örgüt, gizli bir yapı vardır dediniz. Sizden yine sonra yarı açık. Yarı yani açık yarı dedim. Gizli. Sizden gene size dayanarak Serdar Turgut bir yazı yazdı. Evet. Bir iki yerde değinildi. Tavistock nedir hocam? Yani Illuminati'den daha mı güçlüdür? Tabii tabii. Illuminati yani bambaşka bir şey midir? Bunlar yok artık. Yani zihniyet olarak var. Teşkilat olarak yok. Hani vardı ya, neydi o 7 Aralık'ta yok uçacak, havaya gidecek, geri saydı, meri saydı söyledik. Bunlar palavradır. Evet. Yani. Şimdi Tavistock önemli. Neden önemli? Bakın Tavistock bir defa çok ciddi bir kuruluş. Yani tıp alanında dünyada en etkili kuruluş. Demin Tapınak Şövalyeleri dedik ya. Evet. Tapınak Şövalyelerinin bugün çalışan bir kurumu var. Yönettikleri bir kurum var mesela. Bu da bir hastane. Hı hı. Ve kan bankası. Yani kanlar toplanıp onun DNA'ları çıkartılarak nerede kim nedir görürler. Eğer yurt dışından izleyenler varsa, hı hı, Köln şehrinde tapınakçıların kan bankası var orada, merkezi orada. Ambulansları da var. Üstünde görecekler, ambulansın üstünde 8 köşeli haç görecekler. O tapınak şövalyelerinin kan bankasının ambulansları. Hı hı. İsteyenler Köln'de görebilirler. Hatta Milli Görüş binasının çok yakınlarındadır, hı hı, merkezleri. Geçelim. Tavistock 1916'da ilk defa kuruluyor. Hangi amaçla kuruluyor? Savaşa katılıp geri gelen İngiliz askerlerinin geçirdikleri travmalar, savaş travmasından kurtarılmaları için o dönemde Earl dediğimiz, yani bir büyük derebeyinin, hı hı, bağışladığı bir şatoda ilk defa faaliyete başlıyor. Yani bu travmalardan erleri nasıl kurtarırız? Bu insanları tekrar nasıl yönlendirebiliriz normal hayata? Ve Freud'un görüşleriyle, meşhur Sigmund Freud'un, psikanalist. Evet, ve psikolojinin kurucusu diye bilinen, psikanalizmin kurucusu diye bilinen kişi. Gerçi Freud'un kendisi kokainman ve ruh hastası bir adam ama tabii dünya öyle tanımıyor onu. Nasıl tanıyor? İşte büyük psikolojinin kurucusu vesaire vesaire falan diye. Jung ise onlarla beraber değil ama Carl Gustav Jung onun da bir enstitüsü var. Ki ben de bulundum o enstitüde. Zürih'tedir o enstitü. Hı hı. Gustav Jung'la Freud arasında tartışma var. Yani birbirlerini seven insanlar değil. Bir üçüncü psikolog daha var. Psikiyatri konusunda uzman. Hı hı. O da Adler. Aynen. Bu Fransız. Bu üçü birbirleriyle tartışmalı kişiler. Ama en çok adı duyulmuş olan Freud. Çünkü Yahudi olması sebebiyle diğerleri... Adler de Yahudi ama karşı görüşte. Jung Protestan. Tabii bir Freud efsanesi var ortada. Bunu da koyalım bir kenara. Freud'un görüşleri çerçevesinde başlıyor. Nasıl yapalım da işte bu travma geçiren erleri koyalım. Enstitü kuruluyor. Fakat Tavistock İngiltere'de İskoçya bölgesinde yer alan bir büyük bölgenin ismi. Orada Tavistock diye bilinen bir de bir madde var. Bu kalsiyum, hı hı, ve kalsiyumla kalsiyum bileşmeleri, evet,
formülü vermemek neyse için. Neyse hocam şey. Birden şey oldum da formülü önemli. Söylememek gerekiyor. Bir madde var. Bu kristal gibi, böyle şeker gibi, tuz gibi bir madde haline getiriliyor proseste. Suyun içine koyduğunuz zaman siz artık zihinsel olarak benim kontrolüme geçebiliyorsunuz. Hmm. Yani labil olmuyorsunuz veya kendinizi kaybetmiyorsunuz. Fakat auto-suggestion dediğimiz telkin yoluyla benim sizi yönetmem çok kolay oluyor. Bu erlere yapılan iş o. Bunlara Tavistock denilen bu maddeden veriliyor. Verildikten sonra adamlar rahatlıyor. Bir tür tuz gibi. Ondan sonra ona sen işte şöylesin, sen aslansın, kaplansın, sen iyi bir aile babasısın, savaşa gitmedin, savaş falan olmadı, hiçbir şey olmadı, buyur evine git falan. Gidiyor şahıs. Yani yenileniyor ilk, yani. İlk defa neyi yönetiyorlar? Böylece uzaktan kontrol sistemi başlıyor. Remote control dediğimiz olay başlıyor. Ve bu Tavistock maddesini kullanarak çok büyük işler yapılacağını görüyorum. Hocam son iki dakikamız var da yani öyle bu mi? Tabii şey var. Bunu tabii gene sizinle bir programda uzun uzun konuşuruz ama bu günümüzde şeyin hani bu Arap Baharı'na çok bağlıyorlar. Siz... Hemen onu şey yapalım. Bakın Arap Baharı'nı anlamak isteyenler evvela 2005 yılında ve 2006 yılına gelindiğinde bir yıl içinde kurulan, ben şöyle söyleyeyim, onlar lütfen bilgisayara girsinler. Q, D, R diye bir teşkilat var. Bunun başında Hillary Clinton var. Bu teşkilatın O, E, F diye bilinen bir teşkilatı var. Yani QDDR'nin OEF diye bilinen yönettiği bir teşkilat var. Bu OEF, Organization Enduring Freedom adıyla bilinen özgürlüğe bir kavuşturma örgütü. Bunun 2006 yılındaki üye sayısı 3000 küsur, 4000'e yakın. Bugünkü sayısı, çalışan sayısı 9000. Bunun içinde burada eğitim almış olan Mısırlı sayısı 1200. Nerede? Belgrad'da. Bir teşkilat var. O Belgrad'daki teşkilatta, Clovis diye bilinen bir teşkilatta eğitim görmüş kişiler var. 2000 yılından itibaren başlayan örgütlenmede de Kifaye örgütü. Kifaya yeter demek. Yeter, evet. Yeter diye başlayan radyo, televizyon, basının içinde başlatılan yayınlar var. Toparlarsak hocam. Toparlarsak. Arkadaşlar uyarıyorlar. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Toparlarsak biraz amiyane bir tabirle söyleyeyim. Arap Baharı İslam alemini destabilize etmek için özellikle de orduları, askeri birlikleri hedef alan ve nihai amacı da Siyonizmin ve İsrail'in güvenliğini temin amacıyla başlatılmış olan haklı taleplerin manipüle edilmesiyle karnabahar haline gelmiş bir iştir. Hocam sohbetinize doyum olmuyor. Ben teşekkür yani, ederim. Belki ilk defa bu kadar çok soru var. Tabii soru hala tam bir miktar anlattık ama inşallah başka programlarda bunları daha geniş konuşuruz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun.